Hepinize selamlar millet. Yeni tamir videoma hoş geldiniz. Bu videomda elimde görmüş olduğunuz iPhone 7 Plus cihazımızın içindeki bataryayı değiştirip yerine yükseltilmiş olan Digimarka bataryalardan takacağız müşterimizin isteği üzerine. Hadi şimdi tamir videomuza başlayalım. Evet, şimdi gördüğünüz gibi 7 Plus cihazımız tamir masamıza geçtik. Şu şekilde müşterimizin getirmiş olduğu deji batarya, üstünde gördüğünüz gibi 3519 miliamper yazıyor. Şöyle. Şimdi iPhone 7 Plus cihazımızın sökümüne geçelim, işlemimize başlayalım. Bakalım bu açarsa bunu açalım, açmazsa alt uçlu vidamızı alalım. Evet, elimizdeki 5 uçlu da açtı sıkıntısız bir şekilde. Bu cihazımız daha önceden söküldüğü için basit sökülüyor. Şöyle köşeden bir köşeden kaldırdık. Ondan sonra geçtik. Diğer köşeden de kaldırdık. Gördüğünüz gibi hemen zaten attı. Daha önceden birkaç kere açılmış olduğu için. Evet. İçinde de daha önceden değiştirilmiş bir bataryamız mevcut. Bataryamızın soketi görüldüğü gibi ekran soketiyle aynı yere gidiyor. Bu plakayı sökmemiz gerekli. Bu plakayı sökmek için de şöyle göstereyim. Şunlar yonca şeklinde vidalar. 3 yapraklı yonca şeklinde vida. Yani normal dörtlü vidalar gibi değil. Evet, bendeki torna vidaların hiçbiri bu vidalara uymadığı için eski çalıştığım yerdeki ustamın yanına bir uğrayacağım. Torna vidayı ödünç alacağım. Bu plakayı kaldıracağım, bataryayı sökeceğim. Yeni bataryamızı yerleştirdikten sonra tekrar masamıza geçeceğiz ve cihazı toplayacağız. Bakalım işlemde başarılı olabilecek miyiz? Hepimiz görelim. Öncelikle üçgen vidalarımızı söktükten sonra plakayı kaldırdık. Daha sonradan soketimizi kaldırdık. Ondan sonra bataryamızı söküyoruz ve yeni bataryamızı takıyoruz. Yeni bataryayı soketini taktıktan sonra yapıştığından emin oluyoruz. Ondan sonra metal plakamızı takıp vidalıyoruz. Bu 3 parçalı tornavida bizde olmadığı için gittik farklı bir atölyede ustamızdan ödünç aldık, değiştirdik. Gördüğünüz gibi bataryamız deji, diğeri piyasada orijinal diye geçenlerdendi. Söktük, değiştirdik. Şimdi cihazın ekranını takalım. Ya gördüğünüz gibi bataryayı değiştirmek aşırı kolay. Şimdi ekranını takalım, bakalım herhangi bir sıkıntı var mı? Hatta takmadan şöyle bir açalım şarjı varsa eğer. Evet, cihazın şarjı yok. Cihazımızı birleştirelim şimdi. Ekranı yanlış yerleştirdiğim için söküyorum. Daha sonradan tekrardan aşağıdan yukarı doğru kaydırarak ekranı takıp köşelerinden bastırarak oturtuyorum. Evet, şöyle vidalarımızı sıktıktan sonra işlemimiz bitmiştir. Tekrar bir deneyelim açmayı. Şarjı olmadığı için açılmayabilir. Evet, gördüğünüz gibi cihazımız geldi. Şarjı varmış. Şöyle. Bu şekilde batarya değiştirmek basitti. Kendiniz de evde yapabilirsiniz. Bir adet 5 beşgen vida gerekiyor alt tarafını açabilmeniz için. Bir de bunun üçlü olan versiyonu var. İçindeki plakayı kaldırabilmeniz için de o gerekiyor. Gördüğünüz gibi cihaz açıldı. Cihazla işimiz olmadığı için kapatalım. Şu an %15 bir pili var. Şöyle kapattık cihazımızı. Dediğim gibi kendiniz değiştirebilirsiniz. Çok basit. Daha sonraki tamir videolarımda görüşürüz. Eğer dükkana metro ile gelmeyi tercih ederseniz Demirtaşpaşa istasyonu en yakın istasyon oluyor. Hemen yan tarafında bulunan Ördekli Kültür Merkezi'nin ara sokağından dimdirek aşağı doğru yürüyorsunuz Gazcılar Caddesi'ne doğru.
Evet, karşıda börekçiyi gördükten sonra sol taraftan aşağısı Galcılar Caddesi oluyor. Sola doğru dönüyorsunuz, dümdüz aşağı doğru yürüyorsunuz. Heykel tarafından dümdüz aşağı inerek Galcılar Caddesi'ne dönebilirsiniz. Eğer oradan dönecekseniz göstermiş olduğum Akbur Market'ten daha da aşağıya ilerliyorsunuz. Aşağı doğru inerken sağ köşede Ziraat Bankamatiğini göreceksiniz. Solunuza doğru döndüğünüz zaman Vefatek ile karşı karşıyasınız. Az önce göstermiş olduğum yol tarifi metro ile veya arabayla heykel tarafından gelecek kişiler içindi. Şimdi kent meydanında yukarı doğru çıkarken nasıl bulabilirsiniz onu göstereceğim. Haydi geçelim. Kent meydanından Galcılar'a doğru çıkarken sağ tarafta Garanti Bankası'nı geçtikten sonra yukarı doğru çıkarken tekrardan sağ tarafta olan camiyi göreceksiniz. Camiyi bulamayanlar Aras Kargo Galcılar Şubesi'ni sorarak caminin hemen yanına ulaşabilir. Yürüyerek gelenler veya arabayla gelenler zaten bayrağımızı görebilirsiniz. Camiyi geçtikten sonra 6. dükkan bizim dükkanımız. Hoş geldiniz. Dükkanımızda kılıf modelleri, aksesuar çeşitleri, kırılmaz cam çeşitleri, şarj aletleri, kulaklıklar haricinde bilgisayar ve telefon tamiri, ayrıca ikinci el ve sıfır cihazlarla karşınızdayız. Şunu da belirtmek isterim ki dükkanımızda güvenlik kamerası mevcuttur. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, kanalım alt taraftan ücretsiz bir şekilde abone olmayı unutmayın. Olumlu olumsuz yorumlarınızı da yapmayı unutmazsanız sevinirim. İşlem bu kadar. Hepinize iyi günler.